Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İnanarak söylediğimiz zaman cennetin kapısını kendimize açtık. Bu kapıdan içeri girebilirim dedik. Eninde sonunda bu kelime işaretle gidersek o kapıdan içeri mutlaka gireceğiz. Şimdi artık o cennetteki parselleri, köşkleri ne yapacağız? Yapacağımız ibadetlerle, yapacağımız zikirlerle, hayır hasenat ile çoğaltmış olacağız. Hani İbrahim Aleyhisselam'ın bize tavsiyesi neydi? Miraç gecesinde. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine benim selamımı söyle. Cennetin arası çok güzeldir ama kayağındır. La subhanallahi ve bihamdihi diyerek ağaçları cennette çoğaltsınlar. Subhanallahi ve bihamdihi diyorsun, cennete ağaç dikiliyor. Bir abdest, iki rekat huzur içerisinde kıldığın bir namaz ile bir köşk sana bina ediliyor. Güzel bir abdest al, huzur-u kalple iki rekat namaz kıl. Bakın, bir köşkün bedelini ödedin demektir. Bir köşkün bedelini ödedin. Ebedi cennette kaç tane köşk lazım sana? Allah Celle Celaluhu az çalışanla çok çalışanı eşit tutmaz. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. Temiz olanla pis olan eşit midir? اَلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Bilenlerle bilmeyenler, amel edenlerle etmeyenler, ihlaslı olanlarla olmayanlar bir olur mu? Olmaz. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerreleri değerlendiriyor Allah Celle Celaluhu.